Herkese günaydın değerli izleyenler. Alspor ekranlarında Sabah Spor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Demet Gedik. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Tüm spor gelişmelerine haberlerde, gazete manşetlerinde detaylıca bakacağız. Stüdyo konuğumuz, Skype konuğumuz olacak. Yine bu 3 saat içerisinde dolu dolu dakikalar, saatler bizleri bekliyor. Süper Lig diyerek başlayalım. 15. hafta dün oynanan tek maçla birlikte noktalandı. Hafta nasıl geçti? 15. haftada hangi sonuçlar alındı? Birlikte bakarak başlayalım. Trabzonspor Kasımpaşa maçıyla haftayı açtık. Bu maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Tümosan Konyaspor, Olmo Antalyaspor mücadelesi 1-1 bitti. Göztepe Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında Dolmabahçe'de 1-0'lık üstünlük kurdu. İKAS Eyüpspor, Reder Samsunspor'u 3-0 yendi. Galatasaray Net Global Sivasspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Bellona Kayserispor, Korendon Alanyaspor'u 2-0'la geçerken Rams Başakşehir'de Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep Futbol Kulübü de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı dün oynanan son maçta. Ve Spey Bodrum Futbol Kulübü de bu haftayı bay geçen takım oldu. Trendyol Süper Lig'in namağlup tek takımı Galatasaray'ın 17 maçtır bileği bükülmüyor. Okan Buruk ve öğrencileri 1960 yılının ardından en fazla dış saha galibiyeti aldığı sezonu yaşıyor. Günün gazete manşetlerine geliyoruz birlikte. Şöyle bir gazete turu yapalım hızlıca bakalım. Özellikle gazetelerin ilk sayfasında hangi başlıklar, hangi görsellerle birlikte yer alıyor? Ve ilk önce Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Orban ismini görüyoruz burada. Orban'ı Osimhen getiriyor. 40 yıllık Galatasaraylı Osimhen vatandaşını aradı ve Galatasaray'a gel dedi. Lider Galatasaray ard arda 3. şampiyonluk için gözünü karartmış durumda. Yönetim sahada kasır gibi esen takımın eksik bölgelerini tamamlamak için devre arasını bekliyor. Osimhen de devreye girmiş durumda ve Orban'ı Galatasaray'a getirmek istiyor. Devam edelim sayfanın diğer tarafıyla. Liderlik ruhunda var. Sakatı çoktu, morali yoktu. Rakip Sivasspor'du ve havada çok soğuktu. TFF ile yaşanan gerginlikte işin tuzu biberi olmuştu. 16. dakikada 10 kişi kalmış ve 25'te 1-0 geriye düşmüştü. Ancak onun adı aslandı ve Sivasspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başardı. Devam edelim sayfa içerisinde. Futbolda Oscar günü Turkuaz Medya Grubu tarafından spor zirvesi düzenlenecek. Birbirinden önemli konuklarımız olacak bizlerin bugün. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla bugün Turkuaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek bu zirve ve zirveye Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödül töreni de damgasını vuracak. Saat 10.30 itibariyle başlamış olacak. Bizler de gün içerisinde zaman zaman tabii ki birçok noktadan canlı yayın yapacağız oraya. Bazı açıklamaları, bazı röportajları ve yapılan sunumları da ekranlarınıza getireceğiz. Bir sonraki gazeteye geçmiş olalım birlikte. Fanatik gazetesinde Son İmparator başlığı var. Rekorları alt üst ederek üst üste 2 lig şampiyonluğuyla tarih yazan Okan Buruk, bu sezon armaya 5. yıldızı takmak istiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış durumda Okan Buruk ve öğrencileri. Hemen yanında Fenerbahçe var. Avrupa'da farklı Fener. Derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de gözler şu anda Atletik Bilbao karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Fred cezalı, Kostić ve Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yok. Jose Mourinho yarın Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada. Bakalım ilk 11'inde hangi noktaları değiştirecek? Sayfada devam edelim. Kartal'da yeni hedef Bodo. Beşiktaş'ta Bodo Glimt'le karşı karşıya gelecek. Bu hafta Avrupa haftası takımlarımız için önemli karşılaşmalar var hafta içerisinde. Geçelim bir sonraki gazeteye. Sabah gazetesi olacak. Burada spor yazarlarının yorumlarını, açıklamalarını göreceğiz. Murat Özbostan'ın serbest kürsü bölümünde. Yeni operasyon modeli yıldızları sakatlamak. Levent Tüzemen'in bir yorumu var. Ne güzel, yeni moda bu galiba. Rakibin en değerli oyuncusuna maç biterken gaddarca basıp kart görmeyecek ve hayatına devam edeceksin. TFF olarak milli bir futbolcuyu korumazsan haksızlık yaparsın. Ceza verilmeli diyor Levent Tüzemen.
Barış Alper ve Reyman Ay'ın pozisyonuyla ilgili. Devam edelim, ikinci kısma geçelim. Galatasaray takıntısı Mourinho'yu bozuyor. Bakalım ne diyor spor yazarları. Bülent Timuleng, Mourinho'yu sürekli Galatasaray aleyhine demeç veren dünya ünlü teknik adam olarak kullanırsanız sadece derbileri değil zirvedeki diğer maçları da kazanamazsınız dedi. Gürcan Bilgiç ise Portekiz'de hocanın sonuç getirmeyen bir ilk planı var. Kendi oyuncularının neler yapabileceklerini ya da rakibin kapasitesiyle ilgili doğru kararları veremiyor diyor. Ve Ali Gültgen de derbi maçını hangi ortamda kaybedersen kaybet ağır eleştiriler alırsın. Yapılan tüm eleştiriler de şu noktada normal şeklinde bir yorumda bulunuyor. Bir sonraki gazete Milliyet gazetesi olacak. 13. sayfaya beraber bakalım. Antep'e evi uğurlu geliyor. Dün oynanan son maçta 15. haftanın son karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü 3 puan aldı Çaykur Rizespor karşısında. Puanını 18'e çıkaran ev sahibinin galibiyet golünü 4. dakikada Okereke kaydetti. Bir de takvime bakalım. Mourinho için acı tablo. Portekizli hoca Süper Lig ve Serie A'da son 29 maçta hüsran yaşadı. Jose Mourinho Serie A ve Süper Lig'de ilk 5'teki takımlarına karşı çıktı son 29 maçta. 21 kez sahadan mağlup ayrılarak kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Gol kaçırmada ligin kralı Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği En-Nesyri Süper Lig'de bu sezon en fazla net gol kaçıran oyuncu olarak zirvede yer alıyor. 11 gol kaçırdı. Manşetlerin ardından haberlere tekrar devam edeceğiz. Gaziantep Çaykur Rizespor maçı ile ilgili az önce gazete manşetlerinde de ufak bir bölüm sizlere aktarmıştık. Bu karşılaşmanın biraz detaylarına bakalım ve maç sonu açıklamalarını ekranlarınıza getirelim. Tekrar geldik manşetlere. Beşiktaş ve Trabzonspor için bakalım hangi haberler var. Siyah beyazlılarda önemli gündemlerden biri tabii ki adaylık konusu. Serdar Adalı da adaylığını açıkladı ki az önce ekranlara getirdik haberini. Manşetlerde de göreceğiz bu haberleri. Trabzonspor kısmındaysa 16. haftada oynanacak Galatasaray derbisi merakla bekleniyor. Fanatikle başlayalım. Serdar Adalı resmen aday oldu. Siyah beyazlarda seçim için artık geri sayım başladı. 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçim ve kurulacak sandık öncesinde mevcut başkan Hüseyin Yücel'in ardından beklenen bir isim daha düğmeye basmış oldu. Şimdi gözler Emre Kocadağ'a çevrildi acaba. O da adaylığını açıklayacak mı? Gelelim Semih Kılıçsoy haberine. Şimdi sırada Avrupa var. Ligde derbi zaferiyle çıkışa geçen Kara Kartal gözünü Avrupa'ya dikti. Teknik direktör Serdar Topraktepe Perşembe günü Bodo Glimp'le oynanacak karşılaşmadan da 3 puanla ayrılıp playoff hedefi için büyük bir adım atmayı da amaçlıyor. Semih Kılıçsoy'un bu sezon 6 Avrupa maçında birer gol ve asisti bulunuyor. Bir sonraki gazete foto maç olacak. 7. sayfasında Trabzonspor'a ait haberler var. Lyon çıkarması. Fırtına devre arası takviyeleri için düğmeye bastı. Hedefte Lyon var. Forma giyen 30 yaşındaki merkez orta saha Corentin Tolisso şu anda hedefte yer alıyor. Trabzonspor bulduğu 10 pozisyondan sadece birini gole çevirebiliyor. Pozisyon var ama gol yok. Ligde 14 maçta 5'i penaltıdan 20 kez fileleri sarsan Fırtına yakaladığı fırsatların yalnızca %10'unu gole çevirebiliyor. Ve son derece bir kısır döngüde olduğundan da bahsedilmiş Trabzonspor'un. Bir sonraki gazete Sabah gazetesi olacak. O gün Şahinoğlu'nun bir haberini görüyoruz hemen şurada. Ona bakalım. Yetiş Bahtiyar, görev seni bekliyor başlığıyla. 5 stoperin 4'ü sakat olan Kartal'da Kazak oyuncu Bodo maçında savunmada yer alabilir. Immobile de 3 hafta sahalardan uzak kalacak sakatlığı sebebiyle. Devam ediyoruz. Bir sonraki gazete Milliyet gazetesi olacak. Yine Beşiktaş'ta ikinci adayın Serdar Adalı olduğuna vurgu yapılıyor sayfanın en başında. Devamındaysa Cengiz Malkır'ın bir haberi var. Bodo'ya çok farklı Kartal. Beşiktaş, Bodo Glimp deplasmanında sakatlıkları bulunan Paulista, Udokai, Immobile ve Tayyip Talhan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku'dan yararlanamayacak. Chamberlain de UEFA listesinde yer almıyor. Topraktepe kritik maçta Bahtiyar, Emrecan ve Semih'e
11'de şans vermeyi planlıyor. Takvim gazetesinin 16. sayfasında Toprak Tepe'nin yeni prensi Salih Uçan haberi var. 30 yaşındaki Uçan Serdar Toprak Tepe'nin yeni prensi oldu. Van Bronckhorst döneminde 20 maçta sadece 93 dakika oynayan Salih, Serdar Toprak Tepe ile 2 maçta ilk 11'de çıkarak toplam 154 dakika oynadı. Ve alkışlar Chamberlain'e, İngiliz yıldız siyah beyazlı takımda yeniden doğdu. Fenerbahçe derbisinin kahramanı Chamberlain, Beşiktaş'a adeta yeniden doğdu. Kadro dışı kalan siyah beyazlı futbolcu bireysel çalışmalar yaparak eski formunu da yakalamayı başardı. Dünyadan spor haberlerine geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi ile başlayalım. Çünkü 6. hafta heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Hem salı hem de çarşamba önemli karşılaşmalar var. Hemen birlikte günün ve yarının programına bakarak devam edelim. Saat 20.45'te bugün Dinamo Zagreb Celtic ile karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Girona'da Liverpool'u konuk edecek. 23'te Leipzig, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Inter, Atalanta, Real Madrid, Kulüp Brüj, Sporting, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih, Salzburg, Paris Saint-Germain, Brest, PSV karşılaşmaları oynanacak saat 23'te. 11 Aralık Çarşamba gününe gelecek olursak 20.45'te yine iki mücadele var. Atletico Madrid Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Lille'de Sturm Graz'ı konuk edecek. Saat 23'te Borussia Dortmund, Barcelona, Juventus, Manchester City, Benfica, Bologna, Arsenal, Monaco, Milan, Kızıl Yıldız, Feyenoord, Sparta Prag ve Stuttgart Young Boys karşılaşmaları oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelelerinde. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin fikstürünün ardından, programının ardından bir Skype bağlantısı yapalım. Hüseyin Özkök'le birlikte sohbetimizi gerçekleştirelim. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Nasılsınız bugün? İyi sabahlar diliyorum. Günaydın Demet, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum herkese. Evet, 3 gün aralıksız yağan yağmurdan sonra dün gece yağmur biraz durdu. Şu anda yağışsız ama kapalı bir hava var. Yağmur sonrası bir sabah gibi gözüküyor zaten. Arkamda da aşağıya çöken, böyle dağa çöken bulutları görüyorsun herhalde. Evet. Hava mis gibi ama bayağı yağmur yağdı Demet. Bir paylaşım yaptım, belki görmüşsündür. Evet. Bayağı tarlaları falan su kapladı, seralara su bastı falan. Gerçi hani çok tehlikeli bir yağış olmuyor burada ama evet, tabii ki çok aşırı olunca tahliyesi zor oluyor suların. Dolayısıyla biraz güçlük yaratıyor çiftçilere özellikle. Ama güzel tabii yağış olması. Bence de. Peki başlayalım isterseniz. Şimdi Avrupa Ligi'ne bakacaktım ama isterseniz Devler Ligi'nin fikstüründe, programında vermişken Devler Ligi'ne bir değinip sonra Avrupa'daki evet, hafta sonuna bakalım. Önemli karşılaşmalar var bugün özelinde. Yarın yine merak ettiğimiz karşılaşmalar var ki Juventus Manchester City maçı gibi. Sizin hem bugünden hem de yarından beklentileriniz, öne çıkardığınız maçlar hangileri olur? Yönetmenimizden rica edeyim. Bir de programı bana gösterebilirse oradan bakarak, yani aklıma gelmiyor tabii çok maç olduğu için. Ama bugün oynanacak olan Atalanta Real Madrid maçı vardı. Evet, Atalanta Real Madrid maçı gerçekten çok güzel bir karşılaşma olmaya aday. Çünkü Atalanta'da İtalya Serie A'da liderliğe yükseldi hafta sonu. Real Madrid'le karşılaşacak. Çok iyi gidiyor Atalanta. O maçı açıkçası merak ediyorum Demet. Bunun yanında baktığımızda Leverkusen Inter karşılaşması da gayet cazip gözüküyor. Girona Liverpool. Liverpool dolu dizgin gidiyor. Hafta sonu gerçi ligde maç oynayamadı. Ertelendi karşılaşma. Girona ile oynayacak. O da gerçekten güzel bir karşılaşma olarak gözüküyor. Bir de Shakhtar Donetsk Bayern Münih karşılaşması var. Shakhtar Donetsk Ukrayna'da maça çıkamadığı için maçlarını bu sezon Schalke'nin stadında oynuyor, Veltins Arena'da. Dolayısıyla o karşılaşma Almanya'da oynanacak. Tabii Bayern Münih taraftarları için çok güzel bir karşılaşma oldu bu. Çok fazla kilometre kat etmeden gidecekler ve stadı dolduracaklar. Hatırlarsan ben bundan bahsetmiştim. Shakhtar Donetsk bayağı 100 euronun üstünde, 110 euro falan bir bilet talebinde bulunmuştu, bilet fiyatı. Sonra Bayern Münih taraftarları boykot etmişti. Sonunda normal fiyatına indirdi Shakhtar Donetsk kulübü. Hı hı.
ve bayan taraftarları stadı tamamen dolduracaklar. Bu kesin, çünkü Şahtar da sonuçta taraftar toplayamayacağı için oraya para kazanmayı düşünüyor ve bayan taraftarını açtı tüm stadı. Bayern Münih'in evinde gibi bir karşılaşma olacak o. Yarın da Dortmund-Barcelona karşılaşmasını çok merak ediyorum Demet. O da güzel bir karşılaşma olmaya aday duruyor. Peki isterseniz Avrupa liglerine geçelim. La Liga ile başlamak istiyorum. Çünkü dün oynanan tek maç Laetefe İspanyol maçıyla birlikte 16. haftada orada sona erdi. Puan durumunda Barcelona'nın 38 puanlı liderliği devam ediyor. Real Madrid 36 puanlı ikinci, Atletico Madrid 35 puanlı üçüncü. Atletik Bilbao da 32 puanlı dördüncü sırada yer alıyor. Hafta sizin için nasıl geçti? Evet, hafta yine Real Madrid'e yaradı Demet. Çünkü Barcelona deplasmanda berabere kalınca Real Betis'te 2-2 yine bir kayıp yaşadı Barcelona. Beklenmedik bir kayıptı bu. Real Madrid biraz daha yaklaştı. Real Madrid eksik maçını tamamladığı takdirde, ki şu anda görüyoruz 16 karşılaşması var Real Madrid'in. Hatta Atletico Madrid'in de öyle. Onlar eksik karşılaşmalarını tamamladığı anda Barcelona'yı geçecekler. Hatta Barcelona açısından bu hiç beklenmedik bir durumdu. Çünkü gidişat çok iyiydi. Bayağı bir puan farkı açmıştı Barcelona ama son yaşanan kayıplardan sonra bu puan farkı kapandı. Real Madrid Girona'yı 3-0 yendi deplasmanda, ki Liverpool'da bugün herhalde Girona'yı yener diye ben düşünüyorum. Girona takımlar karşısında çok fazla varlık gösteremiyor. Arda Güler burada gol atarak bizi sevindirdi. Evet. Bunu konuşmuştuk yine senin de bir önceki yayınımızda. Bir de Barcelona'da Hansi Flick'in kırmızı kart gördüğünü, yaptığı şiddetli itirazdan dolayı söyleyelim hakemden. Atletico Madrid Sevilla maçı acayip bir maç oldu. 4-3 kazandı Atletico Madrid. Bilbao Villarreal 2-0 yendi. Leganés Sociedad maçı da 3-0 Sociedad'ın galibiyetiyle sonuçlandı. İlk 6 bu şekilde şekillendi ama baktığımızda 6, 7 ve 8. sıradaki takımlar aynı puanda olduğunu görüyoruz. Yani orada da bayağı bir 4 ile 7 arasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak gibi duruyor Demet. Peki Bundesliga'ya da değinelim. Orada da puan durumuna bakarak başlayayım. Bayern Münih 33 puanla orada lider. Eintracht Frankfurt 27 puanla ikinci sırada. Bayer Leverkusen 26 puanla onları takip ediyor. Sonrasında Leipzig, Wolfsburg ve Borussia Dortmund sıralaması mevcut. Orada da 14. hafta başlayacak Cuma günü itibariyle. Evet, bu hafta da Bayern Münih'e yaradı diyebiliriz. Çünkü takipçisi Eintracht Frankfurt Augsburg'la kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Beklenmedik bir puan kaybıydı bu. Bunun yanında Bayern Münih Heidenheim'i 4-2 mağlup etti. Bu arada Heidenheim'in da Perşembe günü Başakşehir'le İstanbul'da karşılaşacağını söyleyelim. Gladbach-Dortmund maçı 1-1 sonuçlandı. Borussia Dortmund yine deplasmanda bu sezon galibiyetsiz kaldı ve galibiyet alamıyor sezon başından beri deplasmanda. Evet. Wolfsburg çok iyi gidiyor Demet. Mainz'ı 4-3 mağlup ederek Wolfsburg 5. sıraya kadar yükseldi. Leverkusen St. Pauli'yi biraz zorlansa da 2-1 mağlup etti. Leipzig kupa zaferinden sonra, Frankfurt karşısındaki kupa zaferinden sonra Kiel deplasmandan da galibiyetle ayrıldı. Leipzig'de yeniden bir çıkış başladı. Çok puan kaybı yapmışlardı ona. Hatta evet, Marco Rose'nin koltuğu sallanıyordu. İşte Bayern Münih gördüğümüz gibi liderliğini 6 puan farkla sürdürüyor. Ben Bayern Münih'in bu sezon şampiyonluğu kaptıracağını düşünmüyorum. Bir Bayern Münih haberi de vereyim. Manuel Neuer kırmızı kart gördü bu son maçta, hatırlıyorsan. Leverkusen maçındaydı, pardon. Kırmızı kart görmüştü kupa maçında. O kupa maçında o kırmızı kart gördüğü pozisyonda kaburgası kırılmış Manuel Neuer'in. Dolayısıyla Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Bu arada Harry Kane'in de sakatlığı var. Bayern Münih golcüsü Harry Kane'in. Onun da eksikliğini hissediyor tabii ki Bayern Münih. Ne kadar gol atsa da başka oyuncularıyla. Harry Kane çok çok önemli bir silah Bayern Münih için. Son olarak Premier Lig'e değineceğim. Çünkü konu başlıklarımıza da yer vermek istiyorum. Premier Lig'de de Liverpool'un 35 puanlı üstünlüğü var ilk sırada. Chelsea takip ediyor 31 puanla onları. Arsenal 29 puan, City de 27 puanlı. Şimdi 16. haftada da bir City United karşılaşması da oynanacak pazar günü. Evet. Liverpool maçı ertelendi. Everton derbisi vardı. Merseyside fırtına ve yağmurdan dolayı ertelendi karşılaşma. İleri bir tarihte oynanacak. Tottenham-Chelsea maçı mükemmel bir maç oldu. Bilmiyorum seyretme imkanın oldu mu?
4-3 kazandı deplasmanda evet. Chelsea karşılaşmayı. Chelsea çok iyi gidiyor. Geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmayı kazandılar. Fulham Arsenal maçı 1-1 bitti ki Arsenal beklenmedik bir puan kaybı yapınca Chelsea öne geçti. Manchester United Tottenham'a kendi sahasında Nottingham Forest'e kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Amorim bu sefer de kendi sahasında ilk mağlubiyetini aldı. City yine büyük bir kayıp yaşadı. Crystal Palace'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Manchester City'nin artık bu yıl şampiyonluktan umudu kestiğini düşünüyorum ben. Ve yani Liverpool'un bu gidişatıyla zaten şampiyonluğu kimseye bırakmayacak gibi gözüküyor. Manchester City'de amacı ilk 4 içinde yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne yine gitmek olacaktır diye düşünüyorum. Peki konu başlıklarımıza geçelim. Botafogo Libertadores Kupası'ndan sonra Brezilya Serie A'da da şampiyon oldu. Evet, Botafogo kulübü Brezilya'nın köklü kulüplerinden biri. Bu yıl gerçekten çok çok iyi gidiyorlar. Libertadores Kupası'nı kazandılar ve bununla birlikte de kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı da kazandılar. Önümüzdeki yaz onları kulüpler Dünya Kupası'nda da izleyeceğiz. Zaten şampiyonluğa gidiyorlardı Brezilya Serie A'da ve son maçta da kazanarak Brezilya Serie A'da da şampiyon oldular. Şu anda da kutlamalardan görüntüler geliyor. Botafogo uzun süren şampiyonluk hasretine bu iki süper şampiyonlukla son vermiş oldu. Taraftarlar inanılmaz coşku içinde tabii ki. Brezilya'da da futbol adeta bir din gibi biliyorsun. Ve Botafogo böylece Brezilya'da uzun yıllar sonra şampiyon olmuş oldu. Peki devam edelim. 2030 ve 2034 Dünya Kupası adaylık oylamaları da yarın yani çarşamba günü olacak. Evet, bundan çok sık bahsettim ben. Evet. 2030-2034 Dünya Kupası adaylık açıklamaları. İki tane adaylık başvurusu var. Birincisi 2030 Dünya Kupası işte Portekiz, Fas, İspanya ve artı 3 Güney Amerika ülkesi Uruguay, Paraguay, Arjantin. Bunlar da birer maç oynanacak. O adaylık oylanacak. Diğeri de 2034'te Suudi Arabistan adaylığı. Suudi Arabistan adaylığına karşı bütün dünyadan çok büyük tepkiler var. Özellikle insan hakları konusunda Suudi Arabistan'ın turnuva düzenleyecek bir ülke olmadığı hep iddia ediliyor, dile getiriliyor. Ancak Infantino bunu o kadar güzel kotardı ki oylama, iki adaylık oylaması birlikte yapılacak ve alkışla yapılacak. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın kaç oy aldığı, diğer adaylık başvurusunun kaç oy aldığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Dolayısıyla Infantino bunu çok güzel halletti ve iki adaylık başvurusunun bu şekilde oylanmasını sağladı. Daha önce çünkü böyle bir şey yoktu. Evet. Her adaylık tek bir kongrede oylanıyordu. Ama tek kongrede iki adaylık başvurusu oylattığı gibi bir de böyle bir alkışla ve aynı anda oylama yaptırıyor Infantino. Sesim geliyor mu? Hüseyin Özkök. Evet değerli izleyenler, bağlantıda ufak bir problem olduğunu hatırlatalım. Geliyor mu? Sorayım yönetmenime de. Duyuyor musunuz? Geldim. Evet, bir anda nerede kayboldu. Nerede kaldım bilmiyorum bir ama Infantino'da kalmıştık ama Infantino evet. Yani halletti bu işi. Yarın yapılacak oylamada her şey resmi olarak açıklığa kavuşacak demek. Peki devam ediyorum o zaman. Bayern Münih gelirinin 1 milyar euroyu aştığını açıkladı. Evet, pazar günü Bayern Münih'in kongresi vardı, yıllık olağan genel kurulu. Ben de Bayern Münih üyesi olduğum için genel kurulu internetten takip ettim. Gerçekten Demet şunu söyleyeyim, yani aşmışlar onlar artık. Yani başka bir boyutta bir kulüp Bayern Münih. Gerçekten ciddi söylüyorum. Yani bizim büyük kulüplerimizin bir Bayern Münih olmaları, hatta ona biraz yaklaşmaları bile asla mümkün değil. Şu olanları gördükten sonra ülkede, sporda, futbolda mümkün değil. İnanılmaz bir kulüp Bayern Münih. Ve dünyanın şu anda ekonomisi en iyi kulübü. İlk defa bu yıl, daha doğrusu geçen sezonun verilerine göre 1 milyar euro barajını aştılar ve 1 milyar 17 milyon euro gelir açıkladılar. Bu acayip bir rakam. Bayern Münih gibi bir kulüp, hem de dernek statüsünde biliyorsun Bayern Münih kulübü, şirket de değil. Bunun yanında 382 bin üyeye ulaşmışlar. 382 bin üye, dünyanın en fazla üyesine sahip kulübü Bayern Münih. Tekrar galiba geliyor mu sesim?
Geliyor ses. Benim sesim geliyor mu? Son 1-2 dakikamız zaten geliyor ama arada kopuyor. Görüntüde bir donma oluyor galiba Demet. Galiba evet. Bayern Münih kulübü 382 bin üyeye sahip ve bu üye sayısını 400 bine çıkarmayı amaçlıyorlar. Hı hı. Yıllık 50 euroluk bir aidatı var üye olmak için. Ancak bu 50 euroluk aidatı, yani üyelerden toplanan paraları diğer branşlara harcıyorlar. Profesyonel branşlara harcamıyor. Güzel. Bunu da belirtmiş olayım. Peki son bir dakikamız. Beyzbol yıldızı Juan Soto tarihin en yüksek sporcu sözleşmesini imza attı. Bu konuya da değinip noktalayalım. Evet, beyzbol yıldızı Juan Soto, Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir sporcu bu. New York Yankees'den New York Mets'e transfer oldu. Yani aynı şehrin takımına transfer oldu ve 15 yılda 765 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Yıllık İnşallah. 51 milyon dolara denk geliyor. İnanılmaz bir rakam. Bir takım sporunda bir sporcunun imzaladığı en yüksek rakamlı sözleşme olacakmış bu. İnanılmaz tabii. Amerika'da bu spora ödenen paralar tabii ki bambaşka boyutlarda. Evet. Bu da bu şekilde dün çıkan haberler arasındaydı. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sizi uğurlayalım, hoşçakalın diyelim. İyi sabahlar tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hüseyin Özkök'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sohbetimizi bu şekilde noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Saat başında Taner Karaman'la birlikte buradayız. Spor gelişmelerini değerlendirip konuşacağız. Sizi de bekliyoruz tabii ki. Aspor ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah sporuna devam ediyoruz. Üçüncü ve son saat diliminde Artı Bir'le Taner Karaman'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Demet. Merhaba. Nasılsın? Nasıl geçiyor haftan? Yani nasıl gidiyor? Karmaşık geçiyor aslına bakarsan. Ülkenin futboluyla ilgilenen birisi olarak doğal olarak karmaşanın içerisinde boğuşuyoruz. Ama tabii Türk futbolunun durağanlığı artık bizim için sıkıcı geldiği için böyle sulardan daha çok heyecan duymaya başladık. Bizde böyle bir bağışıklık yaptı sanırım. Senin için nasıl geçiyor? Güzel benim için de ama tabii hep aynı şeyleri konuşmak biraz daha artık sıkıyor. Ya saha içini hiç konuşamıyoruz şu maçta artık. Şunu hissediyor musun? Böyle önceden transfer dönemi yokken gündem biraz şey olur. Hani transfer dönemi gelsin de bir gündem oluşsun olurdu. Evet, doğru. Şimdi kimse transfer dönemini aramıyor. Çünkü öyle bir gündem var ki sağ olsunlar böyle her hafta sonu bir sonraki 5 günü gündemle kapatıyor. Yoğun edebilecek konular yaşanıyor ülke futbolunda. Bu hafta da zaten malum. Ki 15. haftayı da bitirdik. Birçok karşılaşmanın bazı pozisyonlarını hala konuşuyoruz. Hala evet, konuşmaya devam ediyoruz. Yine değineceğiz, değineceğimiz konular var. Çünkü üzerine açıklamalar her gün yenileniyor. Onlara bakacağız ama 15. hafta dün itibariyle bitti. Dünün tek maçında da Gaziantep kazandı. Şöyle bir bakalım haftaya genel olarak sonuçlar nasıl geldi? Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması 2-2 eşitlikle bitti. Tümosan Konyaspor, Onlu Antalyaspor maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Göztepe Adana Demirspor 3-1 yendi. Beşiktaş Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. İKAS Eyüpspor, Reday Samsunspor 3-0 yendi. Galatasaray Net Global Sivasspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Bellona Kayserispor, Korendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Rams Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi ve Gaziantep'te Çaykur Rizespor'u dün 1-0'la geçti. Sipey Bodrum Futbol Kulübü haftayı bay geçen takım oldu. Hafta içerisinde oynanan dev bir derbi vardı. Çok konuştuğumuz Galatasaray Net Global Sivasspor karşılaşması var. Galatasaray'ın liderliği devam ediyor. Yine merak edilen karşılaşmalardan biri Eyüpspor Samsunspor maçıydı. Birbirini takip eden iki büyük ekip İKAS Eyüpspor 3-0'lık galibiyetle bu haftayı noktaladı. Şöyle bir baktığında hangi maçları öne çıkardın? Ya tabii derbi haftanın maçı ama derbi kadar konuşulan bir de Sivasspor Galatasaray maçı da çok fazla gündemdeydi. Seyir zevki anlamında bence güzel bir hafta yaşadık. Yani futbolun keyfini sürebileceğimiz maçların sayısı epey bir fazlaydı. Benim adıma hani sürpriz sonuç diyebileceğim maç sayısı neredeyse yok denilecek kadar az. Trabzonspor'un evinde bir galibiyet almasını beklerdim. Ama bunun dışında büyük oranda beklenen maçlar, beklenen sonuçlar gibi gözüküyor. Buna derbi de dahil. Peki puan durumu da varsa eğer ona da şöyle kısaca bakabiliriz belki. Ben de aktarayım şöyle özellikle ilk sıradan.
Galatasaray'ın 38 puanla liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz 15. hafta sonunda. Fenerbahçe 32 puanlı ikinci sırada, Samsun Spor 29 puanlı üçüncü, Eyüp Spor 26 puanlı dördüncü, Beşiktaş ise 25 puanla bu takımları takip ediyor. 5. sırada yer alıyor. Göztepe'nin 24 puanı var, onlar da 6. sırada. Başakşehir 22 puanlı 7. Konya Spor 19 puanla 8. Çaykur Rizespor'un da yine 19 puanı var. Şöyle altlara da geçeyim. Düşme hattında 4 takım. Adana Demirspor artık -1 görüyoruz Adana Demirspor'da. Hatay Spor 8 puanla 18. Bodrum Futbol Kulübü 11 puanla 17. Alanya Spor'un da 14 puanı var. Onlar da 16. sırada yer alıyor. Şöyle düşme hattına da bakacak olursak neler söylersin? Valla açıkçası buradan... Tabii Adana Demirspor dışında kalan takımların büyük bir sıçramayla kendilerini farklı yerlere atma ihtimali var. Trabzonspor tabii ki bulunduğu yerin çok daha üzerine çıkacaktır. Kasımpaşa'nın da ben aynı çizgiyi göstereceği kanısındayım. Gelecek haftalarda Kayserispor ne yapacak buna bakacağız ama evet. Düşme hattından uzaklaşması için bu hafta kazandığı maç çok kıymetliydi. Çünkü Alanyaspor karşısında alınan bir galibiyet bir anda takıma da bence motivasyon sağlamış gibi gözüküyor. Sağlayacaktır da elbette. Bakalım. Yani gelecekte bu alt tablo 11. ile 19. sıradaki puan tablosu baştan aşağı değişecektir. Burada bir kalmaz. İlk sıralara gelirsek oradan da birkaç sorum olacak tabii sana. Tabii ki. Yine ilk sırayı Galatasaray'ın aldığını tekrar hatırlatalım. 38 puanlı bir galibiyet. Zirve yarışı devam ediyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra Jose Mourinho'nun bir açıklaması vardı. Bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor şeklinde. Böyle bir durum varsa sence yine Samsun Spor, Eyüp Spor ve Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışının devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Teknik olarak evet. Ama kadro kalitelerine baktığımız zaman bu yarışı bu kadar sürdürülebilir kılabilir mi Eyüp'le Samsun Spor? Ondan çok emin değilim. Ama nihayetinde bu yarışın içerisinde en azından ilk 5 mücadelesinin içerisinde Samsun Spor ve Eyüp Spor olacaktır hep. Ve burada Göztepe'nin de yine aslında bu çerçevede kalacağı kanısındayım. Başakşehir'in de oynadığı oyun toparlanıyor ve burada rol alacak takımlardan bir tanesi de muhtemelen bulunduğu ortalamanın çok daha üzerine çıkarak yukarılara gidecek bir Başakşehir olacak. Tabii oynanan maçlara bakarsan Samsun ve Eyüp'ün artı bir maç olduğunu da hatırlatalım. Evet, o yüzden üçer puan bile geriye çektiğimiz zaman burada bir anda Eyüp'ün işte puan ortalaması da Göztepe'nin gerisinde kaldığını da görebiliyoruz. Evet, ama teknik olarak elbette ki puan tablosunda bu seviyede olan takımların yukarılar için şansı her zaman olacak. Peki Galatasaray'ı detaylandırarak başlayacağız değerli izleyenler. Ki ilk konu başlıklarımızdan biri Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları olacak. Kendisi gündeme dair birçok konudan bahsetti. Kendi geleceğiyle ilgili konuştu. Türk hakemlerine değindi. Osimhen'in Galatasaray'daki durumuna dair de açıklamaları var. Şöyle bir hepsine genel bir bakalım. Sonrasında konuları değerlendireceğiz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları, değindiği konular bu şekildeydi. Biz de şöyle önemli noktaları ekranlarınıza getirdik. Bazılarını da istersen konuşalım Taner. Galatasaray'da 2 sene daha sözleşmem var. 2 şampiyonluk daha kazanmak istiyorum dedi. 5. yıldız hedefimiz var. Onu gerçekleştiren teknik direktör olmak istiyorum. Avrupa'da da tekrar final oynayabilme hedefi var. Bu hedefleri de düşündüğünde nasıl bir gelecek kariyer hedefi görüyorsun Okan Buruk'ta? Yani Okan Hoca'nın şu anda odaklandığı noktanın 4 sene üst üste şampiyonluk olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Burada Okan Hoca'nın daha önce başarılmış bu başarıyı yineleyerek hatta artı birini yani tamamıyla artı birle birlikte belki bir yıldızlık bir performans ortaya koymayı da bence hayal ettiğini düşünüyorum. Bu süreçte Okan Hoca'ya teklifler elbette gelecektir. Okan Hoca burada en azından bu açıklamasından da çıkarımımız kalma konusunda daha niyetli olduğunu da söyleyebiliriz. Ama tabii ki teklif var, teklif var. Hep altını çizmiş olayım. Bir yurt dışı hedefi de var kendisinin. Premier Lig ve Serie A olabilir dedi. Yani bu oynattığı oyunu sürdürülebilir bir şekilde kılarsa vaktiyle Fatih Hoca'nın gittiği gibi çünkü o Fatih Hoca da Galatasaray'daki performans sonrasında bunu ortaya koymuştu. Okan Hoca'ya da daha da majör teklifler hatta gelme ihtimali var. Bunu başarabilir çünkü hocanın CV'sine baktığımız zaman çok majör takımlara karşı da Tottenham'ından tutun da PSG'sine kadar. Çok majör takımlarına kadar. İşte Bayern Münih'ten Manchester United'a tırnak içinde ezilmeden, bükülmeden, çok iyi bir futbolla, ayakta kalan bir oyunla oynadığı maçlar var yakın tarihlerde. Evet. O yüzden de bunlar hocanın CV'si için çok kıymetli.
ve bu CV'nin de getirdiği bir sonuç olarak da elbette teklifler alacaktır. Peki, hakemlerle ilgili açıklamalısı var. Her hakemin doğrusu yanlış olduğu profil biraz daha değişti. Daha genç hakemler çıkıyor. İyi niyetlilere ama hata yapmaya da çok müsaitler dedi. Yani muhtemeldir ki bu röportaj son maçtan önce yapıldı. Önce, evet. Ve maçtan hemen sonra yayına girdi. Böyle bir tarih olarak öncesi sonrası durumu var. Hocaya bugün sorsak, ki sorarız da biliyorsun bugün. Daha sert bir cevap futbol alırız, zirvesi var. Spor zirvesi var. Turkuaz Medya'nın spor zirvesine Okan Hoca da katılım sağlaması bekleniyor. Şimdi burada da sorulur o soru ve muhtemelen biraz daha hocanın düşünceleri değişmiş olabilir. Çünkü katılıyorum. Yani hakemdir, hata yapar, insandır, hata yapar fikri çok doğaldır. Ancak özellikle son karşılaşmada Sivasspor Galatasaray maçında Barış Alper'in başına gelenler hakemdir hata yapardan öte biraz daha farklı yorumlanması gereken bir durum. Ve federasyon kaynakları da pozisyona zaten insan hatası olarak görmeden yorumluyorlar. Ve bildiğim kadarıyla da öyle. Ve gerçekten de kameradan baka baka, gözdeye gözdeye, pozisyonu göre göre çıkmayan karar sonrasında hakemin de hakemlik kariyeri çok yüksek bir ihtimal sonuçlandı. Sona ermiş oldu. Yani 40 yaşındaki bir hakem için böyle bir durum var. O yüzden Okan Hoca'nın görüşleri dediğim gibi maçın öncesinden kalma görüşler gibi gözüküyor. Bugün kendisi aynı açıklamaları yinelese muhtemelen biraz daha farklı yorumlar. Açıklama gelebilir. Peki Osimhen'i tutmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Evet. Ben tabii ki Osimhen'in kalmasını isterim. Oyuncu burada mutlu ve sene sonuna kadar önümüzde çok uzun bir zaman var. Oyuncu da çok etkilemeden bu süreci de ilerletmeye çalışıyoruz dedi. Doğru. Oyuncu da kim, nerede, ne zaman görse bence bu soruyu soruyordur artık diye düşünüyorum. Yani oyuncunun sokakta bir yerlerde alışveriş yaparken falan karşılaştı herhalde en fazla soru bu olabilir. Bunu vaktiyle... Kalacak mısın diye. Evet, Icardi de bunu yaşadı. Birçok oyuncu yaşıyor tabii ki de. Osimhen'le alakalı süreçler Galatasaray'da bir ay önce başladı. Bunu biz Alspor ekranlarında yine seninle yaptığımız programda ifade etmiştik. Galatasaray Osimhen konusunda girişimlere başladı bir ay önce. Ve burada oyuncu için kasasından 20-25 milyon euro nakit para, üstüne bir oyuncu takası artı taksitlendirilmiş bir... vadelendirilmiş bir ödeme planıyla Galatasaray şu anda masada görüşmesini sürdürüyor diye biliyorum. Ve bu görüşmenin sonucunda nakit para ne kadar yukarılara çıkar, takasta kullanılacak oyuncu sayısı birken iki olur mu, vade düşer mi kısımları tabii ki masada ve aynı zamanda oyuncunun isteyip istemeyeceğiyle alakalı bir durum. Ama şu anki tabloda Osimhen Galatasaray'da kalma konusunda niyetli, istekli. Fakat şunun da altını çizeyim. Son karşılaşmada yaşananlar, hakem yönetimlerinin bu kadar vasatın altına düşmüş olması, söylenenler, söylemler, açıklamalar, oyuncuların artık sezonuna darbe vuracak kadar sert hareketlerin görmezden gelindiği bir iklim içerisinde ben Osimhen gibi bir yıldız oyuncu olsam kendimi acaba riske mi ediyorum bu ligde oynayarak diye düşünürüm. Özellikle yabancı oyuncular açısından değil mi? Bunu düşünürüm. Yani şimdi bugün Galatasaray Osimhen'i devre arasında almasaydı Osimhen belki seneye Real Madrid. Belki PSG. Anlatabiliyor muyum? İşte bu seviyedeki bir adamı bu lige getiriyorsun. Getirdiğin zaman adamın da aradığı şeylerin başında bir huzur var mı? Var. Peki Barış Alper pozisyonunu hakem göz göre göre çalmadığı bir ortamda sence Osimhen gibi bir potansiyel kendini huzurlu hissedebilir mi sahada? Hayır. Her an Manay gibi bir adamın gelip bileğine basmama ihtimali var mı? Her an olabilir bu. Yani onu gördük en azından. Onu da tedirgin ediyordur diyorsun. Onu da tedirgin ediyordur. Bir kere bizim futbol iklimimizi düzeltelim ki Osimhen tarzındaki isimlerin de Türkiye'yi tercih etme olasılığını arttıralım. Ama ben Osimhen'in kalacağını düşünüyorum. Peki. Diğer konularda defansta yaşanan sakatlıklara değindi ve defans performanslarını değerlendirdi Okan Buruk. Jakobs için iyi bir performans sergilendi ama şanssız bir sakatlıklarla da karşı karşıya kaldığını belirtti. Yelert konusuna biraz değinmek istiyorum. Evet. Çünkü Yelert'i biraz da yatırım amaçlı düşündüklerini söylüyor. Yani tahmin ettiğimiz gibi. Yani Okan Hoca zaten birçok seferde Yelert'i oynatabileceği anlarda bile Yelert'i tercih etmeyip başka oyuncuları o bölgeye çekti. Galatasaray bir para harcadı o oyuncu için ve Galatasaray Yelert için harcadığı parayı bu kadar bir ayda iki ayda çöpe atabilecek bir kulüp değil. Belli ki oyuncuyu da belli oranda yetiştirmeye çalışıyorlar ve erken aşama transfer olduğu kanısındayım. Yani erken aşama transferde şu, adamı zaten bir sene sonra almaya çalışsam ve gerçekten beklediğim potansiyeli
bir sene sonra başka bir kulüpte, Kopenhag'da örneğin sergilese, piyasası şu an aldığının 3 katı. Hı hı. Ve muhtemelen sen almıyorsun o oyuncuyu. Alıyorlar. Bu sefer ne yapıyorsun? Potansiyeli görüyorsun. Tamam diyorsun, ben küçük de olsa riske giriyorum. Bir sene önce alıyorum. O bir sene sonra ulaşacağı noktaya bende ulaşsın. Hı hı. Bir sene sonraki değeri 3 katı oluyorsa da benim elimde 2 sene sonra olsun ama bende olsun ki bir sene sonra alamam ben bu adamı düşüncesiyle erken aşama transfer yapıyorsun. Kuluçka diye bir kavram vardı. Yani bu teknoloji de vardı. İşte kuluçka yatırım. Evet. Ne bileyim işte kitle fonlama, buna benzer şeyler vardı. Beklemeli. Yani, evet, bir şekilde kuluçka döneminde alıyorsun oyuncuyu. Hı hı. Ya da bir yatırımı bir şirkete kitle fonlamayla çok erken aşamada yapıyorsun. Ama finalinde riski görüyorsun. Risk var mı? Var. Çünkü adam daha potansiyelini görmemişsin. Evet. Yani olup olmayacağını bilmiyorsun ama elinde tahminlemen var. Yapıyorsun transferini. Olursa senin başarındır. Şu an bence Yelart öyle bir durumda. Peki Mourinho konusunda da özellikle onun açıklamalarının bir strateji olduğuna vurgu yaptı. Evet, bunu da eklemiş olalım. Galatasaray'la biraz daha devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'in namalup takım biliyorsunuz 17 maçtır da kaybetmiyor. 1960 yılının ardından en fazla dış saha galibiyeti aldığı takvim yılını da geçiriyor diğer yandan. Bu sezonun başına bakarsak bu kadar iyi gideceğini de tahmin etmiyorduk sanırım. Geçtiğimiz sezonun üstüne çıkacağını ben tahmin etmiyordum. Hı hı. Yani geçtiğimiz yıl gerçekten de çok iyi bir performans Galatasaray sergiledi. Rekor bir puan ortalamasıyla şampiyonluk geldi. Evet. Bu sezon lige baktığımız zaman yapılan hamleler, işte Beşiktaş'ın sirkeleneceğini düşünmem, Fenerbahçe'nin Mourinho ile yakalanabileceği daha yüksek bir ivme beklentisi gibi gibi aslına bakarsan çok fazla unsur. Biraz daha ligin Galatasaray dışında kalan takımların seviyesini yukarıya çekme ihtimalinden dolayı Galatasaray geçtiğimiz yılki puan ortalamasının bir adım daha gerisinde kalır düşüncesi bende vardı. Evet. Ama bu sezon özellikle Osimhen hamlesinin gelmesi, buna ek olarak bazı alternatif bölgelerin tamamlanabilmiş olması gibi unsurlarla beraber ve aynı zamanda da işte Zaha gibi bazı takım içerisindeki huzur ortamını bozan isimlerle yolların ayrılması durumları Galatasaray'da ivmelenmeye sebebiyet verdi ve olduğu noktadan daha da yukarıya oyunu taşıdı. Bunlar aslında satranç hamlesi. Yani bir sonraki adım değil, 3-4 sonraki adımı Galatasaray doğru tahminlediği için, doğru çıkarımlar yaptığı için performansı bir önceki sezonda üstüne çıktı. Hı hı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu sezonun aynı döneminde Galatasaray puan ortalaması daha yukarıda. Evet. Bu da önemli bir başarı. Geçtiğimiz yılki rekorun üstüne, rekorların üstüne hala daha bu seviyeyi koruyabiliyor olmak da aslında şampiyonluk emaresi aslında. Peki Sivasspor mücadelesine şöyle bir döneceğim. Çünkü hem o karşılaşma hem de sonrasındaki aslında beklenen durumu biraz konuşalım. Hı hı. Sakat oyuncular var biliyorsunuz. Özellikle Sivasspor maçında hem Osimhen'in hem de Barış Alper'in performansı çok iyiydi. Ama ikisi de o karşılaşmada talihsiz sakatlıklar yaşadı. Barış Alper 3 hafta, Osimhen de 2 hafta forma giyemeyecek. Okan Buruk acaba nasıl bir çözüm bulacak ve bu iki oyuncunun yokluğu sence takımı nasıl etkileyecek? Yani şöyle, tabii Batshuayi'ye sarılacak Galatasaray hücumda. Sadece hücumda değil. Burada arkada Barış Alper'inle yakalanılan o iğmeli oyunun ya da işte bir şekilde süratli oyunun da bence kilidini Batshuayi ile bir futbol sağlayabilir. Ama tabii ki Batshuayi ile ilgili bir problem yaşanana kadar Batshuayi taşıyacak elbette. İnşallah yaşanmaz çünkü ki. Çünkü Icardi gitti, çünkü Avrupa, Osimhen taşıyacak dedik. Evet. Şimdi inşallah yaşanmaz ki diyorum. Çünkü Avrupa arenasında Galatasaray maça çıkacak. Evet. Şimdi o yüzden Batshuayi bu anlamda Türk futbol adına da kritik bir rol üstlenmiş oldu. Çünkü Icardi gitti. Şimdi Osimhen sakatlandı. Bak 3 tane adam aldım. 3'ü de gerçekten ilk 11 kalitesinde oyuncular. Hı hı. Nasıl bir anda olay Avrupa maçı öncesinde 3.'ye kadar geldiğini görüyorsun sevgili Demet. Yani bu transfer stratejisinde aldığın riske. Çünkü geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray bu kadar bonkörce hücum hattı tamamlamasaydı bugün hücum hattında kim oynayacak krizi yaşıyor olacaktı. Doğru. Barış'ın da sakatlığıyla birlikte. Hı hı. Barış'ın yokluğunu ne kadar arar kısmı İşte hakim gibi bazı oyuncuların varlığı ne kadar etki edecek oyuna onunla alakalı bir durum. Çünkü Barış son dönemlerde kabul edelim ki geçtiğimiz yılki performansını gerisinde bir oyun ortaya koyuyordu. Yani skor üretiyor mu? Evet. Ama kaybettiği toplar, ayağında ezdiği atakların sayısının fazlalığı geçtiğimiz yıla göre epey yukarılardaydı. Bu da tabii rakipler için yer yer avantaj oluşturuyordu. Okan Hoca'nın da oyun içerisinde zaman zaman farklı opsiyonları denediğinde görüyorduk Barış konusunda. Bu yüzden Barış'ın yokluğu
yerine oynayacak olan hakim gibi oyuncuların varlığı ne kadar oyun etkiler ona oradan göre değişecek. Göreceğiz. Şimdi mesela Malmö karşılaşması var takımın önündeki ilk karşılaşma. Evet. Şöyle eksik oyunculara girdiğimde Barış Alper, Abdülkerim, Osimhen, Icardi, Kaan Ayhan ve Jakobs sakatlıkları sebebiyle olmayacak gibi duruyor. Ve Şalay'ı, Gökdeniz ve Eyüp Aydın'da statü gereği bu mücadelede yok. Şalay'ın yokluğu bence biraz çok önemli. Olmaması risk barındırıyor. Sen ne diyeceksin? Yani Şalay'ın özellikle ligdeki son dönemdeki ivmelenmesi. Ya belki forvet ise çok yakın ya da forvette bile oynatabileceğiniz bir oyuncu ki zaman zaman Osimhen'in yanında çok fazla görüyoruz. Evet, keşkeleri vardır Galatasaray'ın. Yani keşke daha erken bitirseydik. Keşke biraz daha beklemeseydik. Erkenden alsaydık gibi. Galatasaray'ın bence bu sezon iki tane keşkesi var. Birisi Şalay'ı transferini daha erken bitirmek. Evet. İkincisi Oğuz Aytın'ı Fenerbahçe'ye kaptırmamak. Galatasaray'ın bence iki tane pişmanlığı var bu transfer döneminde. Çünkü bugün gelinen noktada kanat alternatifi konusunda hakimin hala iyi noktalara gelememesi, işte yolda işte Kerem'in gitmesi, Zaha'nın gitmesi, Barış'ın sakatlanması gibi senaryolarda Oğuz Aydın'ın varlığı Galatasaray için ilaç olurdu. Zalai'nin de yine listelere yetişmiş olması çok farklı bir ilaç olabilirdi. Tabii ki. O yüzden de bence iki tane pişmanlığı var Galatasaray'ın. Oğuz Aydın da Zalai gibi gözüküyor. Ama tabii bu oyuncular, senin saydığın isimlerin hepsi de Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alsa kimsenin ya bu adam nasıl ilk 11'de oynar demeyeceği oyuncular. O yüzden de Okan Hoca elbette bunun sancısını yaşayacaktır. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Kuzeye gidiyorsunuz, soğuk iklime gidiyorsunuz, dirençli bir rakibe gideceksiniz ve bu dirençli rakibin o kuvveti sizin ikinci yarılarda yapacağınız hamlelerle birlikte kırılıp kırılmayacağınıza göre oyunun gidişatını belirleyecek. Tabii. Maçın ilk yarıdan çözülme ihtimali yüksek mi dersen ben açıkçası çok beklemiyorum. Maçın kilidini biraz daha ikinci yarı açar beklentim var. Bu ikinci yarıdaki beklentimi de Okan Hoca'nın kulübeden yapacağı dokunuşlar biraz daha belirleyecektir. İşte burada bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda kulübenin de zayıfladığı gerçeği var. Yani Okan Hoca'nın bugün giden kafileye baktığımız zaman elindeki oyuncu sayısı kalecilere çıkarsak 11-12 falan. İşte tabii, böyle bir, anda azaldı. Kadro planında böyle bir opsiyonsuzlukta Okan Hoca'nın da biraz eli kolu bağlanıyor açıkçası. Ya Malmö maçı için daha çok dediğin gibi Batshuayi'ye büyük bir görev düşüyor. Elbette. Yine Şalay'ın yokluğunda orada belki Ziyech'e görev verilebilir. Orta sahada Kerem Demirbay zaman zaman kullanılabilir değil mi? Aynen. Böyle olacak gibi gözüküyor. Peki tekrar Sivasspor karşılaşmasına dönecek olursam bir açıklama geldi çünkü Sivas cephesinden. Doğru. Kasıtlı bir zarar verme niyeti yoktur Reymanay'ın dendi. Öyle gözükmüyor hepimiz baktığımızda. Evet. Her açıdan izlediğimizde de belki böyle gözükmüyor ama Sivasspor böyle bir açıklama yaptı. Ne dersin? Oyuncu da yaptı. Sivasspor da yaptı. Oyuncu da özür diledi. Şöyle futbolun talihsizliği mi diyeyim bir şey diyemiyorum ama hakem kırmızı kartı gösterseydi biraz daha farklı bir iklim olabilirdi. Doğru. Konunun daha da dallanıp budaklanmasına sebep olan taraf hakem tarafı oldu aslında. Yani orada kırmızı kart çıksaydı eğer, evet çok sert bir hareket. Evet. Kasıt var mı yok mu kısmını buradan niyet okumak çok mümkün değil. Ama kayıtlar gerçekten de oyuncunun çok kontrolsüz geldiğini gösteriyor zaten bir taraftan. Çıkmayan kırmızı kart konuyu iyice manşetlere taşıdı. Tabii ya, en azından orada bir hani cezası verildi algısı olurdu belki izleyenlerde. Kırmızı çıksaydı bugün ne olacaktı? Barış sakatlandı, kırmızı kart çıktı maçta deyip konu geçecekti belki de. İyice pozisyona tekrar dönülmesine sebebiyet verildi. Yani valla ben Sivasspor tarafına çok katılamıyorum. Şu konuda katılıyorum. Özellikle dijital medyada bu konuyla alakalı çok 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 ağır söylemler var. Oyuncuyla alakalı da Sivasspor camiası adına da çok sert açıklamalar var. Sivasspor'un bir nebze bu konudaki açıklamaları kıymetlidir. Ancak kamuoyunun da söylemlerde bulunurken eleştiri sınırlarını iyi belirlemesi kesinlikle lazım. Ya belki evet şimdi çok kötü bir niyet yok ortada. Sonuç olarak ayağını kırmak istememiştir diye düşünüyorum i̇şte oyuncunun biz da. Biz iyi niyetle bakıyoruz konuya da. Yani biraz kasıt var gibi görünüyor. Evet. Ama dediğim gibi bunun ötesinde kasıtlı yaptı, bilerek yaptı demek niyet okumaya girer, öyle, kul hakkına girer. Bir şey diyemiyorum. Çünkü adamın da yaptığı bir açıklama var. Sivasspor tarafında var. Ve dediğim gibi hani öylesine sert söylemler dijital medyada dolaşıyor ki hani bu ekranlar tabii ki de
daha sakin ve biraz daha söylemler konusunda denetime tabi platformlar olduğu için buranın dışında kalan mecralarda, dijital mecralardaki çok söylemler çok ağır. Biraz kontrollü olmak lazım. Ama tekrar yayının başında söylediğim konuya geleyim. Turgut Doman'ın şu anda federasyonun bütün iyi niyet çabalarının ya da Merkez Hakem Kurulu'nun kendi nezdinde iyi niyetli yaptığını düşündüğüm çalışmaların altına bir dinamit koyduğu düşüncesindeyim. Ve burada bunu bir hakem hatası, insan hatası diye sınıflandıramıyorum. Çünkü pozisyonu bundan 10 sene önce yaşasaydık derdim ki görmedi. Evet, aynen öyle. 10 sene olsa derdim görmedi arkadaş adam. Tamam, hakemdir, hata yapar derim. Ama görüyorsunuz. Gördüm. Gidiyorsunuz, kameradan bakıyorsunuz, sert müdahale var. Bugün sokakta 10 yaşındaki çocuk bile pozisyonda gördüğü zaman... Açı farkı bile yok her açıdan. Evet, her açı çok var. Çok ağır bir pozisyon. Yayıncı çekmiş, görüyorsun net bir şekilde. Sokakta 10 yaşındaki bir çocuğun tayin edebildiği bir kırmızı kartı, evet. 40 yaşındaki bir hakemimizin tayin edememesi durumunu ben insan hatasına bağlayamıyorum. O yüzden federasyonun acilen yapı diyoruz ya, içerideki yapıyı çökertmesi lazım hakemlik mertebesinde ne olup bittiğiyle alakalı. Yani 40 yaşında bir hakem kariyerini sonlandıracağını bile bile böyle söylüyorum. Çünkü şu pozisyon çok net kırmızı kart. Evet. Ve bu kararı vermezsem hakemliğim biteceğinden ben tahmin ediyorum. %99 hakemliğim biter bile bile o kırmızı kart çıkartmamayı göze alıyorsa... Bunun altındaki yatan sebeplerin de tespit edilmesi lazım. Yani bu sıradan bir hata değil. Sıradan bir hata değil. Herkes hemfikir çünkü. Evet. Yani bir farklı düşünce bile hiç duymadım yani. O yüzden bu konuyu federasyon incelemesi lazım. Evet. Çünkü bu konunun altında yatan sebepler bulunamazsa, eğer altında art niyetli ve kötü niyetliler varsa bundan sonra başka maçlarda da önümüze çıkacak. Evet. O yüzden sorun tespit edilmeden mümkünse ligin bile sürekliliğini tartışmamız gerekiyor. Kökten çözmek gerekiyor. Evet. Umarız bir sorun var. Tekrar yaşamayız demekten de başka bir şey gelmiyor elimizden. Devam edeceğim. Fenerbahçe'ye geçelim tabii istersen. Ki. Fenerbahçe ile ilgili bir haberimizi ekranlara getireceğiz. Ligin ilk 6 sırasında bulunan 4 takıma sarı lacivertler toplam 10 puan kaybetti. Jose Mourinho'nun derbi karnesi negatif gözüküyor. Bakalım detaylara. Evet, haberde detaylara baktık. Fenerbahçe'nin büyük takımlarla ligin ilk sırasındaki takımlara karşı oynadığı karşılaşmalarda iyi sonuç alamadığına dair ki ligde Göztepe, Samsun, Galatasaray ve Beşiktaş mücadelelerinde puan kaybeden bir Fenerbahçe var. Mourinho'nun derbi karnesini bu da ortaya çıkarıyor ve iyi bir görüntü de ortaya çıkmıyor. Sence neden? Yani biraz rakipleri ciddiye alma konusunda mı acaba sorun yaşanıyor diye düşünmeye başladım. Çünkü... Fenerbahçe'den puan alan takımların kalibresini bence iyi analiz edemeyen bir Fenerbahçe teknik heyeti var gibi gözüküyor. Şimdi kaybedilen puanlara baktığımız zaman gerçekten de Fenerbahçe'ye karşı böyle hafif bir dişe diş mücadele verebilecek takımlar bir şekilde puan almayı başarıyorlar. Evet. O zaman burada ligi tayin etme ya da ligi tanıma, ligdeki ekipleri bilme konusunda sanki Mourinho'nun eksiği var gibi geliyor bana. Bir grafiğimiz var. Onu da rica edelim. Fenerbahçe ilk 6 sırada yer alan takımlara karşı diş geçiremedi. Hangi takımlar bunlar ve tabii ileride de sonraki haftalarda oynayacağı birkaç maça da bakacağız yine. Şöyle grafiği alabilirsem ben de aktarmış olayım. İkinci haftada dediğimiz gibi Göztepe'li 2-2-1 beraberlik. Fenerbahçe Galatasaray'la 6. haftada karşı karşıya gelmişti. 3-1 Galatasaray galibiyeti var. 9. haftada Samsunspor'la yine 2-2 beraberlik. Son haftada da Beşiktaş'a karşı 1-0 mağlup oldu. Tabii şimdi İKAS Eyüpspor maçına çevrildi gözler. Çünkü Eyüpspor'da 5. sırada 17. haftada da Eyüpspor mücadelesi var. Evet, aslında bu maçlardan bir şekilde daha pozitif bir oyun ortaya koyup kazanması gerekirken Fenerbahçe'nin evinde derbi kaybediyorsanız ve aynı zamanda çıktığınız Beşiktaş maçında bu kadar yaralı gözüken Beşiktaş'a karşı puan dahi alamıyorsanız bu tabii ki de çok tartışılıyor. Ya bir de hani ilk sırada olan takımlara ya da derbi mücadelelerine daha da bir önemsemek gerekmez mi? Belki. Elbette. Tabii rakibin de seviyesi çok daha farklı. Şimdi tabii. Şunu gözümüzde canlanalım.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yan yana koyalım. Hı-hı. Sence hangi takımın taraftarı bu karşılaşmalara çıkarken kendini daha huzurlu hissediyor? Galatasaray. Galatasaray tarafı. Çünkü oyun istikrarı olmadığı zaman Göztepe gibi iyi oyunu ortaya koyan, Samsunspor gibi iyi işler yapan ya da Galatasaray Beşiktaş gibi derbi maçlardan seri 3 puanlar çıkartmanız çok mümkün değil. Hı-hı. Fenerbahçe'de oyun istikrarı yok. Oyun istikrarının büyük oranda yakaladığı teknik direktörlerle yollarınızı ayırdığınız zaman işte yeniden bir istikrar yakalamanız için de vakit gerekiyor. Hı hı. Ve şu anda Mourinho'nun bu istikrarı büyük oranda yakalayamadığını görüyoruz. Geçtiğimiz maçlarda kazanılan puanlara baktığımız zaman bir nebze daha iyi noktalarda olan bir Fenerbahçe var, evet. Evet. Ama şu oyunların oynandığı haftalarda Beşiktaş maçından önceki 2, 6 ve 9. haftalara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyun olarak tam oturamayan, İyi oyunlar ortaya koyamayan bir futbolla sahada olduğu gerçeği vardı. O yüzden ben teknik olarak istikrar gelmeden başarının gelme ihtimali yüksek bulmuyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin tarih tekerrürden ibarettir gibi bir durum var. Gerçekten de bile bile lades olan bir Fenerbahçe yönetimi var. Bile bile lades olan bir Fenerbahçe futbol aklı var. Bundan önceki yıllarda ne söylediysek her şey geçerli. Yani 10 yıldır bu ekrandayız ve burada 7 yıldır da mevcut yönetim nezdinde ne söylüyorsak da bir fiil sahada karşılığı çıkıyor gibi gözüküyor. Artık şu çok enteresan değil mi Demet? Yani hep aynı hatalar yapılıyor. Farklı evet, sonuç bulunmaya evet. çalışıyor. Aynı hatalar farklı. Aynı. Yani bunu niye hala da aynı hatalar yapılıyor ve Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışılıyor? Onu çok anlamlandıramıyorum. Ve sonucunda da başarı hata gelmiyor. Hata yapmamak adına çok mu inceleyip sık dokuyorlar acaba, bilemiyorum. Evet. Yani ben, tabii ki böyle bir sonuçla karşılaşmak istemezlerdi. Ben şöyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Yani Fenerbahçe çok kurumsal bir yapı gibi gözüken hı hı. ama iç dinamiklerinde büyük defolar bulunan bir futbol yapılanmasına sahip. Yani bunu yakinen işte dere ağzındaki isimlerden de bildiğimi söyleyeyim. Yani burada ya da işte Samandıra'daki, buradaki gerçeklik şu. Aşağıda, aşağıdan kastım yapılanmanın alt kısımlarında evet. büyük problemler var. Ve bu problemler başkanlık ya da yönetim kurulu masasına gelmiyor. İç karışıklıklar gibi. Bilimden uzaklık, çok kötü yönetilmeler, yanlış kararlar, aşağıdaki herhangi bir sorun aman başkan duymasın gibi bir yaklaşımla halı altına süpürülüyor. Hı hı. Yıllardır. Bak bunu 3 sene önce söyledim, 2 sene önce söyledim, geçen sene söyledim, bu sene tekrarlıyorum ve hala aynı şeyler geçerli olduğunu duyuyorum. Bu kadar uzun bir süre, uzunca bir sürede kurumsal yapıyı oturtamadığınız takdirde sonuçlar çok da iyi gitmiyor. Olmuyor. Yani bu Fenerbahçe yönetiminin bence düzeltmesi gereken bir gerçeklik. Artık birilerinin bunu ister denetçi gönderin. Gizli denetçiler ama. Yapı o kadar profesyonelleşmiş ki içeride. Siz denetçi gönderdiğiniz zaman aşağısı bir anda Real Madrid Barcelona. Göndermediğiniz zaman aşağısı Çemiş Gezek Spor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bak bunu çok içtenlikle söylüyorum. Yani herkes sağ sonuçlarına odaklanıyor ama Fenerbahçe'nin önce kılcal damarlarına bir girmesi lazım. Benim duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla dediğim hatta, aşağıda ciddi, devasa büyük problemler var. O devasa büyük problemleri çözmeden yukarıda sonuç alınması çok mümkün değil. Çünkü burası sonuç. Aşağısı neden? Şimdi bazı şeylerin üstü kapatılıyor dedin. Beşiktaş maçı sonrası kötü bir oyun vardı, belki de istenilen gibi bir oyun yoktu. Hı hı. Ve maç sonunda Sayın Ali Koç bir mikrofon uzatıldı ve şampiyonluk vurgusu yaptı. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksin? Ya tabii başkan şöyle bir gerçekliğe sahip. Bir taraftar aynı zamanda. Evet. Yani tribünlerdeki heyecanı birebir hisseden bir isim. Hı hı. Mesela burada da Galatasaray'la Fenerbahçe'yi şöyle değerlendirebilirim. Galatasaray Kongresi'nin ya da Galatasaray Lisesi'nin tribünlerden bir nebze daha uzak kaldığını görüyorum. Başarısızlık ortamlarında. Fenerbahçe'de ise kongre ile yönetim çok paralel gidiyor. Çünkü tribünden çok fazla taraftar niyetli bir yönetim grubuna sahipler. O yüzden de bu tarz olumsuz senaryolarda bile taraftar nezdinde, taraftar gibi yaklaşımlarda bulunmaları da ben çok doğal karşılıyorum. Ha, bunun pozitif bir etkisi olur mu, negatif bir etkisi olur mu kısmına
giremiyorum. Yani altını doldurmak lazım. Şampiyon. Evet ama şöyle karşılanıyor sevgili Demet. Bir türküyü hep tekrar ettiğiniz zaman bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Evet. Dünyanın en güzel müziği bile olsa, dünyanın en güzel melodisi bile olsa bir yerden sonra insanlar aynı melodiyi duya duya artık yeter demeye başlıyorlar. O yüzden bir sayın başkanın da orada ifade ederken bu sene şampiyon. Tamam, olacaksın da sayın başkan derbiyi kaybettin. Galatasaray'ı kaybettin. Göztepe'ye puan kaybettin. Samsun'a puan kaybettin. Eyüp gelecek falan gibi. Hani bir altını dolduralım artık. Evet. İşte Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani yine yapılanma ifadesini kullanmak istemiyorum ama 180 Çözmesi derece, gereken bir şeyler 360 var. derece hatta baştan aşağı yapılanma ihtiyacı var. Yani tekrardan böyle her şeyi sıfırdan. Bunu yapmadıkları sürece başarı gelmez, değil mi? Yani bunu sadece ekranda bir yorumcu olarak da söylemiyorum. Bir spor bilimci olarak ifade ediyorum. Duyduklarım benim çok ağzımı açık bırakan duyduğum şeyler var. Fenerbahçe'nin içerisinden ben duyuyorsam Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun icrasını da duyması lazım, bilmeleri lazım. Bir zahmet Biliyordur belki. bilmiyorlar diye biliyorum. Peki takım içerisine geçeceğim biraz. Çünkü bir Athletic Bilbao karşılaşması var. Avrupa Ligi'nde oynanacak. Athletic Bilbao da Avrupa Ligi'nde şu an ikinci sırada. Çok iyi ilerliyorlar. Şöyle bir oynadıkları maçlara da bakacak olursam Evet. hepsini kazandılar. Yalnızca ilk maçta Roma ile bir birlik bir beraberlikleri söz konusu. Zor bir rakip olacak. Evet. 18.30'da oynanacak karşılaşma. Yarın oynanacak. Neler bekliyorsun? Vallahi tribünde olacağım. Maçtayım ve güzel bir Süper. saat 18.30. Evet, harika. Hava da bence ortalama güzel gidiyor şu an İstanbul'da. Soğuk nasıl güzel? Yani işte eşiklerimizle alakalı farklılıklar Olabilir. sevgili Demet. Ben böyle bisiklet süre süre artık Doğru, sen soğuk işlememeye alışkınsın. başladı ama yine de şey hani 18.30 saati 21'ler, 22'ler hatta 23'lere göre tabii çok daha keyifli olacak. Doğru. Yoğun bir 13, katılım olur. 12-13 derece olması bekleniyor bu arada. Yağmurlu gözüküyor. İyi, güzel Sen ama. yağmurluğunu al yanına. Güzel bir hava. Yani Kadıköy'ün ortasında 17'de mesaiden çıkıp 18.30'da gidebilecek birçok taraftar Doğru. olacaktır. O yüzden futbol anlamında bence tribünlerin dolu olduğu güzel bir maç olur. Fenerbahçe Manchester United karşısında oynadığı oyunu oynarsa kazanır. Ve şunu da söyleyeyim. Mourinho'nun da motivasyonunun Avrupa olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Yani burada bir Göztepe maçına, bir Samsun maçına, bence hatta bir Beşiktaş maçına ayırdığı motivasyondansa işte United maçına, Athletic Bilbao maçına ayırdığı motivasyon çok daha farklı olduğu Yani kanısındayım. Fenerbahçe teknik direktörlerinde hani hep ilk sıraya ligi yazmalarına çok alışkınız ya. Ama burada Mourinho da şunun farkında. Süper Ligi kazanmak mı onu majör liglere atar? Avrupa Avrupa Ligi'nde, Ligi'nde Avrupa'da başarı. bir final görmek mi onu majör liglere atar dersen ikincisi. Yani Şimdi ligde istersen 5. bitir. Avrupa Ligi'nde final gör Avrupa'da. Majör Alıyoruz. liglerdesin tekrardan. Şimdi Athletic Bilbao maçında Fred sarı kart cezalısı. Yani Fred'i bu maçta göremeyeceğiz. Önemli noktaysa Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kostić gibi isimlerin statü gereği bu maçta oynayamayacak olması. Yani eksikliği hissedilecek oyuncular. Tabii. Yani özellikle Fred'den başlayayım. Geçtiğimiz yıl Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'nin kaybettiği puanları biliyoruz. Evet, yani burası çok geçirgen oluyor. Ve Fenerbahçe burada Fred'e dayalı oyununu sürdürüyor. Elbette Amrabat'ın varlığı biraz daha o bölgeyi tolere edecektir. Ancak elbette Fred'in yokluğunda da Athletic Bilbao'nun Fenerbahçe ceza sahasına girişleri çok daha artacak. Bu yüzden stoper hattının özellikle çok ayakta kalması lazım. Savunmanın burada çok daha dikkatli olması gerektiği bir oyun olacak. Fenerbahçe'nin biraz daha oyunu geride kabul etmekten kastım topu rakibe vermek değil ama oyunu kontrollü bir şekilde arkada oynamasının da sanki avantaj olabileceği kanısındayım. Bu maça dair bir muhtemel 11 vardı Fanatik Gazetesi'nde. Osay Samuel, Bekao ya da Çağlar ikilisinden biri. Ceku Mert Müldür defans hattında bekleniyor. İsmail, Amrabat, Tadic, Szymański, Maximen ve En-Nesyri ihtimali yüksek gözüküyor. Mourinho'nun tercih edebilecek olasılıkta olduğu isimler bunlar. Yani Maximen'e bir parantez açmak istiyorum. Çünkü onunla da birçok haber ekranlara getirdik ki oyuncu ile ilgili. Bir istikrarsızlık söz konusu. 10 maçta 70. dakika ve öncesinde oyundan alındı. Yani neden bir dalgalanma var sence? Zaten
gol yollarında gelmeden de eleştirdiğimiz bir oyuncuydu aslında. Hani bitiricilik, son vuruş anlamında ama o hızı, driblingi hep de artı olarak yazdı kendisine. Aslında gerçekten oyuncuyu izleyen, takip eden ve gerçekten de iyi böyle hani oyuncuyu yakinen tanıyanların söylediği şey de beklenen senaryo buydu. Süratli bir oyuncu, çalım denemeyi seven bir isim. Top kayıpları bu sebeple de artan bir isim. Çok fazla top kaybeden bir futbolcu. Ama bunu çok sürdürebiliyor mu ya da gerçekten de doğru oyunu ortaya koyma konusunda Fenerbahçe'nin aradığı isim mi kısmında? Bence Fenerbahçe de gelir bize 90 dakika boyunca iyi işler yapardan ziyade gelsin, oyunu süratlendirsin niyetindeydi diye düşünüyorum. O yüzden beklentiyi karşılıyordur ama daha iyisini tabii ki de her zaman ister Fenerbahçe. Peki buradan Beşiktaş'a geçelim tabii. İstersen. Biz de bugün seninle siyah beyaz olmuşuz. Aynen. Tamamen tesadüf gerçekten. Sözleşmedik. Beşiktaş'a geçiyorum. Aynen öyle. Şimdi bir seçim var biliyorsun. Serdar Adalı da adaylığını açıkladı. Bir kısa haberimiz var bu konuyla ilgili. Bir bakalım Serdar Adalı açıklamasında neler söyledi. Ekranlarınıza getirelim. Sonrasında buradayız. Evet, Beşiktaş'ta Serdar Adalı da adaylığını açıkladı. Şu anda Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı arasında geçecek gibi duruyor. Haberde de izledik, Ceyhun Kazancı da ihtimal var tabii ki ama Mayıs'ta Emre da Koca'da. Emre Koca da düzeltiyorum, özür dilerim. Emre Koca da ihtimali de var ama tabii Mayıs'ta da bir seçim olacağı için burada onun aday olması beklenmiyor diyebiliriz. Doğru. Senin yorumun nedir? Ben de aynı düşüncedeyim. Yani Emre Koca'dan bence bir başkanlık hayali var. Ancak bu başkanlık hayalini kurarken de doğru zamanda olma konusunda bence bir beklenti içerisinde. Yani doğru zaman, doğru yer. Ve şu anda Serdar Adalı gibi bir isim, Hüseyin Yücel gibi bir isimle birlikte yaza kadar süreç götürülecekse zaten bence asıl seçim yazın olacak gibi. Yani böyle bir tabloyu öyle değerlendirmek lazım. Fener Beşiktaş'ta kongre süreci nereye gideceği bakarsak gerçekten bence alınmış karar çok doğru bir karar. Güven oyuna ihtiyaç vardı. Doğru. Ve bu güven oyu kısmında da Adalı'nın da karşıda bir rakip aday olarak yer alması bence kongre içinde çok kıymetli bir duruş. Tek adaylı bir seçimle gelen bir güven oyu durumu bence çok kıymetli olmazdı. Evet. İkinci bir adayın çıkması ki Adalı'nın da çok uzun yıllardır bu hayali içinde barındırdığını da adaylıklarından biliyoruz. Ve son Hasan Arat dönemindeki rekabetinde de bence Beşiktaş Kongresi yanlış karar verdi. Yanlış karar verdiğinde bugünden görüyoruz zaten. Yani o gün belki Adalı seçimi olsaydı Arat döneminin hiç yaşanmaması belki Beşiktaş adına belki da daha hayırlı olabilirdi. Hatta o seçimde ne kadar çok katılım olduğunu da hatırlıyoruz şu anda. Çok büyük bir katılım vardı. Şimdi iki adaylı olarak düşünürsek sence tam olarak ne belirleyici olacak? Yani şimdiden o zamana kadar, ay sonuna kadar bir sportif başarı olduğu takdirde Hüseyin Yücel ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle, tabii ki sportif başarı kongre etkiler. Ama Beşiktaş Kongresi'nin dinamikleri günlük başarılardan ziyade biraz daha planlar üstünden kuruluyor. Yani ne vaat ediyor? Şimdi Hasan Arat'ın gelişi de böyleydi. Şimdi Hasan Arat'ın başkan seçildiği kongredeki vaatleri her ne kadar yerine gelmese bile kendisini seçtiren vaatleri oldu. Doğru. Yani gerçekleştirebilirim miyimi hiç düşünmeden Arat öyle vaatlerde bulundu ki kongrede o vaatlere oy verdi. Ama bu sefer iki adayın da işi kolay değil. Çünkü son kongreden dili yanan üyeler sadece vaatle kalmaz bu kongrede. Vaat tamam, peki kaynak. Vaat okey, peki nasıl kaynak yapacaksın? Ne? Her şeyin izahı. Bir de kucaklayış gerekiyor. Çünkü ayrıştırıcı dilden bıkmış olan bir Beşiktaş taraftarı var. Mesela Serdar Adalı'nın açıklamalarından bazı cümleleri sana aktarayım. Unutmayın ki problemi o problemi yaratanlarla çözemezsiniz dedi. Şimdi bu ikili arasında da böyle bir çekişme var şu anda. Tabii yani teknik olarak da Adalı'nın zihninde de şu yatıyor. Şimdi Hasan Arat'ın yaptığı ya da yapmadığı, imzaladı ya da imzalamadı. Kapalı kapılar ardında var ya da yok bilmiyoruz ama finalinde o masada Adalı'nın da rakip olarak gördüğü Hüseyin Yücel de vardı. Evet. Bu gözle bakıyor. Evet. Teknik olarak doğru. Hüseyin Yücel de bu konuda elbette bir izah da bulunacaktır kongreye.
13 Aralık Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecek Sayın Serdar Azalı. Orada da birçok açıklama ve belki de vaat hepsini söyleyecektir diye düşünüyorum. Mutlaka. Beşiktaş'ta biraz da takım içerisini konuşalım. Derbi galibiyetiyle birlikte öncesinde zaten bir borçlar ödenmişti. Derbiden sonra bir prim olayı da vardı. Biraz daha düzeldi, toparlandı değil mi takım? Bence pozitif bir etki olacaktır. Derbiden önce yaptığımız stadyum yayınında da Beşiktaş'ın maça favori çıktığı görüşümü belirtmiştim. Evet. Çünkü oyuncuların üzerindeki motivasyonları sayısı arttı. Nedir bu? Bence hoca değişikliği, başkan değişikliği, ödenmiş olan maaşlar, bunların hepsi ve aynı zamanda da oyuncuların da kendi market değerleri için artık devre arasında bir teklif almak istiyorlarsa bu tarz vitrin maçları iyi çıkartmaları gerektiğini bilerek de bence ortaya koydukları futbol kıymetliydi. Tabii. Kalan maçlarda da ben Beşiktaş'ın bundan önceki dönemlerine göre daha da yukarılara ivmeleneceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki de kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Bu yüzden Serdar Hoca'nın da kendisi üstünde olan yükü ifade ederken de bunu belirtmesinde de fayda var. Çünkü derbi galibiyeti hocanın üstünde beklentileri arttırabilir. Olabilir. Evet. Ama sakin gidilmesi lazım. Ki arttırdı bile. Evet, ve hocanın takımı biliyor olması, hocanın takım içerisindeki dengeleri Van Bronckhorst'a göre daha iyi tanıyor olması ki bence şu an Beşiktaş'ın kurumsal hafızası Serdar Hoca. Yani son 5 yılında bulunmuş olan ve 5 yıldır o camia içerisindeki bütün dinamikleri bilen bir ismin bulunuyor olması ve birçok oyuncuyla da birebir de çok uzun süredir tanışıyor ve biliyor olmaları, oyuncuyu biliyor olması da bence takıma uyumunu da kolaylaştırıyor canım. Peki sence Bodo Glimt karşısında nasıl bir Beşiktaş göreceğiz Serdar Hoca ile birlikte? Orada Immobile'nin olmayışını hatırlatalım. Statü gereği Chamberlain yok mesela ki Serdar Hoca onu kullanmayı belli ki seviyordu. Paulista yine göremeyeceğiz. Masuaku da sarı kart cezası. Ben zorlanacak bir Beşiktaş bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani derbi maç bir kenara ama Bodo karşılaşması soğuk bir iklim, zor bir rakip. Fiziksel anlamda gerçekten de rakibini zorlayacak bir Bodo olacak. O yüzden de Beşiktaş'ın burada Fenerbahçe derbisindeki kadar oyunu elinde tutmasını beklemiyorum. Taraftarlar da bence beklentilerini bu seviyeye çekmelerinde fayda var. Çünkü fiziki anlamda Beşiktaş SOS veriyor. Ve karşınızda bu anlamda sizi çok fazla zorlayacak bir rakip var. Elbette ki bunun sancısını Beşiktaş yaşayacaktır. Beşiktaş favori çıkıyor, kazanır diyemiyorum maçta. Derbiye bunu diyebiliyordum ama Bodo maçına bunu diyemiyorum. Peki son bir dakikamız. Avrupa Ligi'nde de şu anda 17. sırada olan bir Bodo Glimt var. Son iki karşılaşmasını kaybetti. Karabağ ve Manchester United'a karşı oynamışlardı. Süremiz de bitiyor. Sana da teşekkür ediyoruz Taner. Değerli izleyenler tekrar hatırlatalım. Turkuaz Medya grubunda bugün spor zirvesi var. Canlı yayınlarımızla birlikte ekranlarınıza birçok özel röportajı da getireceğiz. Açıklamaları da getireceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım herkese. İyi bir sabah diliyoruz. İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.